Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Kasım 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, yılın son dönemindeyiz, tutulmalar mevsimindeyiz ve önümüzdeki ayları da bu tutulmalar önemli ölçüde etkileyecek, belirleyici olacak. Ekim sonunda meydana gelen Güneş tutulması, Akrep Güneş tutulması ile beraber Kasım ayına başlıyoruz ve bu ay 8 Kasım'da Boğa burcunda da bir ay tutulması yaşayacağız. Güneş 22'sine kadar Akrep burcunda, gezegeniniz Venüs ve Merkür Akrep burcunda olacak. 16-17 Kasım'a kadar ikinci evinizde yoğun bir hareketlilik söz konusu. Güneş tutulması da zaten bu alanda belirleyici oldu. Maddi kazançlarınızla ilgili, para durumunuzla ilgili, iş ve gelirleriniz, değerleriniz, kendinizi güvende hissetmek için yapacağınız girişimler, buralarda değer yaratmakla ilgili konularda önemli adımlar içerisinde olabilirsiniz ve 8 Kasım'da 16 derece Boğa burcunda dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. 8. evinizde olacak bu ay tutulması. Ay tutulmaları daha duygusal süreçlerimizle ilgilidir. Tamamlanmalar, dönüşümler, sonlanmalarla ilgilidir. Tutulma Uranüs ile birleştiği için sürprizler, yenilikler, beklenmedik durumlar da getirebilir hayatımıza. 8. ev aslında zor bir ev, krizlerle ilgili, başta parayla ilgili konular olmak üzere sürprizlere de hazır olmakta fayda var ayın genelinde. Bunun yanı sıra ruhsal, bedensel, zihinsel dönüşümler, şifa, arınma, terapi gibi çalışmalar, eşimizin kaynakları, maddi durumu, kazançları, borç alacak konuları, kredi, miras, nafaka gibi konular bu tutulmayla beraber önemli bir dönemeç içerisine girebilir. Hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili teraziler. Özellikle 10-20 derece aralığında sabit burçlarda Boğa, Akrep, Kova ya da Aslan burçlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu tutulma sizin için çok daha belirleyici, çok daha etkileyici olacaktır. Evet ve Mars, enerji gezegenimiz Mars, ay boyunca İkizler burcunda ama gerilemede olacak. Mars gerilemesi de 2022'nin en önemli gezegen geçişlerinden birisi. 13 Ocak'a kadar devam edecek Mars gerilemesi. Size aslında çok sert bir açıda değil, hava elementi ikizlerde olduğu için. Ama tabii Mars demek, enerji demek, motivasyon demek, mücadele demek. Bu dönemde biraz kararsızlıklar, belirsizlikler yaratabilir Mars'ın gerileme hareketi. 9. evinizde olacak Mars gerilemesi. Bu dönemde özellikle öğrenciyseniz eğitimle ilgili konularda biraz hani motivasyon düşüklüğü hissedebilirsiniz. İletişimle ilgili sıkıntılar, karışıklıklar olabilir ya da bazı seyahat planlarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Nostaljik etkiler gelebilir. Yani daha önceden gittiğiniz yerlere tekrar gidebilirsiniz, yarım kalmış bir eğitimi tamamlayabilirsiniz gibi. İletişimle ilgili konulara dikkat edin. Gerek sizin yakınlarınız, kardeşler veya eşinizin yakınları, akrabalar, kardeşler. Onlarla ilgili konularda da bu ay ve önümüzdeki Ocak ortalarına kadar gözden geçirmeler olabilir. Dikkat gerektiren konular gündeme gelebilir. Ve ay genelinde Mars'ın özellikle sert açılar yapılacağı bazı günlere daha fazla dikkat etmek lazım. 18, 19, 20 Kasım Mars-Neptün karesi belirsizlikleri, kararsızlıkları, değişken koşulları arttırabilir bu enerji. Bugünlerde özellikle trafikte dikkat edin. Her türlü iletişim sorunlarına karşı daha fazla dikkat etmeye çalışın. 28, 29, 30 Kasım Mars-Merkür karşıtlığı etkili olacak. Yine kazalara, iletişim sorunlarına, sıkıntılara daha açıktır. Ticari aktivitelerde, alışverişlerde de özellikle dikkatli olmakta, temkinli olmakta fayda var sevgili teraziler. Ve gezegeniniz Venüs ayın 16'sından sonra Yay burcuna geçiyor. 17'sinde Merkür Yay burcuna geçecek. Güneş 22'sinde Yay burcuna geçecek. Bir enerji değişimi ayın ortalarından itibaren hissetmeye başlıyorsunuz. 3. evinize doğru artık ilerliyor. Bu sizi daha meraklı, daha dışa dönük, daha fazla bilgi arayışı içerisine sokabilir. İletişim demek, bilgi trafiği demek. 3. evinizde olacak çünkü bu gezegen geçişleri ve 24 Kasım'da Yay burcunun bir derecesinde yeni ay doğacak. Bu yeni ay 3. ev yeni ayı. Bu yeni ay bir eğitime başlatabilir sizi. Yeni bir şeyler öğrenebilir, daha fazla okuyabilirsiniz, yazabilirsiniz, araştırabilirsiniz.
Yarım kalmış eğitimle ilgili konular varsa, evet, bu yeni ay belki bunlara daha fazla odaklanmanızı sağlayacak. İşte seyahatler olabilir, seyahat organizasyonlarınız olabilir. Yakınlarınızdaki kişiler, akrabalar, kardeşlerle ilgili diyaloglar, iletişim, hatta komşularla ilgili konular, buralarda olabilecek yenilikler, yeni düzenlemeler gündeme gelebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda, yani ikizler, yay, balık ya da başak burçlarının 0 ile 5 derecesi arasında gezegenleriniz varsa bu yeni ay sizin için daha etkili olacaktır. Lütfen buna dikkat edin. Evet, bu ay boyunca Jüpiter, şans gezegenimiz Jüpiter balık burcunda olacak. Ay sonuna kadar geriliyor. Ay sonundan itibaren balık burcunda ilerliyor. Şimdi balık burcundaki son dönemlerini yaşıyoruz Jüpiter'in. Önümüzdeki Aralık ortalarından itibaren artık Koç burcuna geçecek hızlı bir şekilde ve 12 yıl bir daha balık burcuna gelmeyecek. Ve bu ay Jüpiter'in güzel, keyifli açıları da var. Sizin için de keyifli açıları var. Jüpiter ay genelinde 6. evinizde ve 15-16 Kasım Akrep burcundaki Venüs'le ve Merkür'le bir üçgen açı oluşturuyor. 21 Kasım'da yine Akrep burcundaki Güneş'le bir üçgen açısı var. 15-16-21 Kasım aralığında 6. evinizden gelecek bir Jüpiter desteği ve 2. evinizdeki gezegenleri yapacağı destek, mesela çalışmalarınızda, işinizde, mesleğinizde kazançlarınızı destekleyebilir. Hani burada daha fazla para kazanmanız, daha bereketli sonuçlar almanız mümkün görünüyor. Çalışma arkadaşlarınızdan da destekleri alabilirsiniz. Ve ay sonundan itibaren artık ileri harekette, 28'inden itibaren Jüpiter ileri harekette olacak. Geçtiğimiz Nisan'ın son günleri, işte Mayıs'ın ilk 10 günlük dönemi içerisinde hareket ettiği alanlarda ilerleyecek. O dönemlerde yaptığınız bazı çalışmaların işte beklentileriniz olabilir. Yani işle ilgili harcadığınız emekler olabilir. Veya genel olarak biraz daha böyle maneviyatla ilgili konular olabilir. Buralarda geri dönüşler alabileceğiniz, Jüpiter'in artık son dokunuşları bunlar ve gerçekten bazı size hediyeler de getirebilir, destekler de verebilir, iş konularında, para konularında. Genel sağlığınızla ilgili iyileşmeler olabilir. Örneğin 6. evinizde olduğu için beklediğiniz ama bir türlü tam alamadığınız sonuçları artık ay sonu itibariyle alabilirsiniz sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.